Değerli izleyiciler, ülkemiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda cimnastik branşında paralel bar aletinde temsil edip bronz madalya ile ülkemize dönen milli sporcumuz Ferhat Arıcan stüdyo konuğumuz. Ferhat hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Önceki tebrik ediyoruz. Bizlere bu gururu yaşattığın için bir yandan da teşekkür ediyoruz haliyle. E, Rio'da 2016'da ülkemizi cimnastik branşında temsil eden ilk isimdin. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da e, madalya kazandın ve tarihe geçtin. E, haliyle yaşadığımız e, gururu da kelimelerle anlatmak, ifade etmekte zor. E, ama senin hislerini merak ediyoruz. Biz televizyon başında seni izlerken e, duygularımıza hakim olamadık. E, sen neler hissettin ülkemizin bayrağını e, göndere yükselttirirken? E, senin hislerini merak ediyoruz. Sözü sana bırakayım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten inanılmaz duygular içindeydim ee, siz de gördüğünüz ekranlarda çok mutluyum çok gururluyum ülkeme ilk kez olimpiyat oyunlarında cimnastik branşında madalya kazandırmak inanılmaz bir his benim için ee, dediğiniz gibi 2016 Rio olimpiyatlarına katılan ilk cumhuriyet tarihindeki ilk erkek cimnastikçiyim. ...2020'de de ilk madalyayı almak nasip oldu. Gerçekten çok çok mutluyum. 2016'da yarım kalan hayallerim vardı diyordum. 2016'da yarım kalan hedeflerim var diyordum. Onları tamamlamaya gideceğim diyordum. Ve tamamladım. Bu anlamda da çok mutluyum. Tabii ilk olmak çok önemli. İlk olmak beni daha da gururlandırıyor. Biliyorsunuz yani bu sporda, dünyanın sporunda ilk olmak çok çok önemli şey ve kahraman yaratmak aslında. Bu Naim Süleymanoğlu'ndan güreşte yani özür diliyorum. Halterde Naim Süleymanoğlu'ndan halteri sevdirmiş bir kahraman. basketbolda Michael Jordan'lardan gelme ve şu ana kadar teniste Federer'lerden şimdi de Okçulukta Mete Gazoz, ben, jimnastikte bir kahraman yaratmaya, ilk yaratmaya çok çok güzel bir adım attık. Şöyle bir örnek vereyim, dün Mete ile beraberdik mesela, dışarıdaydık ve çocukların, insanların bizimle fotoğraf çekilmesini görmek, bizim yanımızda olmasını görmek, bu bir spor kültürünü özellikle işte jimnastiği aşılamak, okçuluğu aşılamak anlamında bizlere düşen çok büyük bir görev. O yüzden bu konuda da çok çok Mutluyum Ferhat madalya demişken Madalyanı da bir kere de senin ellerinde görelim Şöyle göstereyim Fazlasıyla emek Adanmışlık Bir sürü şey var o madalyanın altında Evet. E, yeniden tebrik ediyoruz seni. Bir yandan da e, final performansına gelelim istiyorum. Finale geçecek Tabii. olursak da o ana kadar beklediğimiz takım arkadaşların e, talihsizlikler yaşadı diyelim. E, ve e, kürsüden uzakta kaldılar. Haliyle e, İbrahim Çolak'tan e, madalya beklentisi yüksekti. E, ve sen de paralel bar aletinde final serini Hı -hı. ilk e, performanslı sergilen, ilk... E, sporcuydun. Evet. E, bu gelişmeler seni nasıl etkiledi? E, bir baskı yarattı mı üstünde merak ediyoruz. E, evet. Öncelikle takım arkadaşlarımla da gurur duyuyorum. Gerçekten büyük bir başarıydı e, ve bu bir ekip işi. Gerçekten e, özellikle jimnastik branşının orada 7 final yapması çok büyük bir başarı her sporcunun madalya alma şansı vardı. Tabi talihsizlikler yaşandı. Çok küçük farklarla kaçtı ve son güne e, beklendi madalya için ve e, paralel barda da birinci sporcuydum dediğiniz gibi. Benim üzerimde açıkçası baskı yaratmadı. Daha çok kendi işime odaklandım ve daha çok motive oldum aslında. Yani ben çok isterdim hep birlikte madalyalar alarak hep birlikte bu başarıyı göğüsleyelim. Zaten bu madalya da her zaman söylediğim gibi ekip işi ve hepimizin, tüm Türkiye'nin madalyası. İlk çıkıyor olmam aslında benim için büyük bir avantajdı. Diğer rakiplerimi görmeden kendi işime odaklanmam. Çünkü benim her zaman bir mottom var, kendi işimi yapıp. Potansiyelim olan madalyanın en büyük adayıydım ve e, kendi işimi yapıp e, o madalyayı bir an önce e, diğer rakiplerimle beraber e, hiçbir rakibimi izlemeden kendi işime odaklanıp e, madalyayı en büyük adayı olduğunu göstermekte. O yüzden e, hiç baskı olmadı. Tam tersi motivasyonum çok yüksekti. Bir yandan da dünyaca içinde bulunduğumuz pandemi süreci var. Haliyle pandemi süreci olimpiyatlara da yansıdı. Bir sene ertelendi olimpiyat oyunları. Hı hı. E, tabii ki ertelenmenin ardından oyunlar için olimpiyat köyüne gittiğinizde de e, stres fazladır diye düşünüyorum. E, çünkü ne kadar önlem alınırsa alınsın e, hı hı. bir Covid-19 e, kabusu var aslında etrafta evet, dolaşan. Evet. E Haliyle ailenden ve sevdiklerinden uzaktaydın, Tokyo'daydın. E, ve madalyanı aldıktan sonra da hemen dijital ekrana koştun. Ailen ve sevdiklerinle kutladın. Aldık, başardık bunu hep birlikte yaptık dedin. E, bu noktada tabii ki hem olimpiyat köyündeki bu süreci merak ediyoruz. Hem de e, bu başarının ardında ailenle ve sevdiklerinle olan e, bağının, önemin e, sana nasıl yansıdığını, bu başarının arkasında nasıl bir etkisi olduğunu da merak ediyoruz. Öncelikle pandemiden bahsetmem gerekirse gerçekten çok zor psikolojik olarak da çok zor toparlandığımız süreçlerden geçtik. Ama e, tabii o zor süreçleri daha büyük bir kararlılıkla ayağa kalkmasını bildim o noktada. Mental anlamda çok güçlüydüm. E, mental anlamda çok çalıştım ve e, pandemiden dolayı Tokyo Olimpiyatları nasıl derseniz çok Tadı tuzu olmayan bir olimpiyattı açıkçası. Saha dışında tabii ki. Çok gergin bir ortam vardı. Çünkü yıllarca emek veriyorsunuz. Tüm ömrümüzü o yarışma için adıyoruz. Ve son anda bir pozitif çıkma durumunda bütün hayallerimiz yıkılmış olacaktı. Bunun için çok gergin bir ortamdı. Ama tedbirlerin de çok fazla olduğu bir ortamdı. O yüzden öyle bir olimpiyat süreci geçirdik. Tabii saha içindeki başarımız her şeyi unutturuyor. Evet. Yarışmadan sonra ilk karşılaştığım tabii ailemi gördüm. Ya inanılmaz hislerdi benim için. Çünkü ben orada evet tek başıma yarışıyorum. Madalya kazanıyorum ama arkamda gerçekten çok çok büyük bir emek, çok çok büyük bir ekip var. Öncelikle tabii ki ailem. Onların sayesinde buralara geldim. Çok çok teşekkür ediyorum buradan onlara da. Ve ekip demişken yani... Spor Bakanlığımızdan ya yani Bakan Bey burada e, gerçekten değinmek istiyorum. Yarışmalarımızdan önce kamplarımıza, e, antrenmanlarımıza bile hep yanımızdaydı. Çok 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 değerli destekleri oldu. Bu anlamda da teşekkür ediyoruz. E, bir bakan gibi değil gerçekten yanımızda bir abi gibiydi. Bir e, çok destekledi bizi. E, çok büyük bir ekip var. Çok büyük bir ekip var. Antrenörlerim özellikle e, Yevgeni Kozin Gerçekten e, yıllardır çok emek verdi bana ve e, bu madalyanı alma e, yani antrenörüm olarak çok çok büyük bir emeği var. İnşallah bu emeği 2024 Olimpiyatları içinde Yevgeny Kozin ile beraber e, çok çok iyi yerlere getiririz. Tabii sadece antrenörlerim, ailem, e, federasyonum e, değil arkamda çok büyük de bir kariyer yönetim e, ekibim var. E, onlar da gecelerini gündüzlerine katıyor. Benim için çalışıyorlar. Pasibula da çok teşekkür ediyorum burada. Öyle bir süreç yani sadece ben değil tüm ekip, tüm aile bu başarıyı kazandık. Ferhat yine performansa dönecek olursak senin bir su şişen var, su mataran var. Evet. Stüdyomuza da getirdin ricamızı kırmayıp su şişeni biz Mersin'de de görmüştük, sonrasında Bazel'de de görmüştük ve Tokyo'da da hemen. Performansın ardından elin e, su matarana gitti. Hmm. E, haliyle merak ediyoruz. Hikayesini bizimle paylaşır mısın? Evet. E, Avrupa şampiyonluklarımdan sonra da e, dünya kupalarını kazandıktan sonra da ve şimdi olimpiyat oyunlarında madalya aldıktan sonra da mataramı gösterdim. E, çünkü e, plastik kullanımına son vermemiz gerekiyor. Bu mesajı vermek istiyorum. E, bu madalyanın dışında aslında çok daha değerli şeyler var hayatta. Ve e, sporun evrenselliğiyle beraber biz sporcular e, çok fazla geniş kitleye ulaşabiliyoruz ve bizim madalya almanın dışında aslında toplumun aynası olarak e, bu tarz e, konulara da değinip e, aslında e, madalya almanın dışındaki daha değerli şeyleri aktarmalıyız diye düşünüyorum. E, tabii e, bu anlamda e, yani e, e, eğer çevremizi korumazsak bu madalyaların da bir anlamı olmayacak. O yüzden e, çok çok değerli benim için bu mesajı verebilmek tüm dünyaya. Şimdi biraz da geriye dönelim istiyorum. Cimnasiye nasıl başladığına. Annen Dilek Hanım aslında senin çocukluğunda çok güzel özetlemiş. Küçükken 2-3 litre su içer, <laughs> şey süt içerdi özür diliyorum ve yerinde duramazdı hiç demiş. ve 9 yaşında aslında keşfediliyorsun ve zorlu bir süreç. Uzun yollardan, meşakkatli yollardan geçiyor özellikle antrenman yolculukların. keşke daha erken başlayabilseydim, böyle bir fırsatım olsaydı dedin mi hiç? Aslında evet dediğiniz gibi jimnastiğe başlama yaşı daha erken 4-5 yaşlarında başlanıyor jimnastiğe. Ben 9-10 yaşlarında başladım. Bu benim için başta bir dezavantajdı çünkü önümdeki sporcular benden 4-5 yıl önce önden geliyorlardı ve bunu daha çok çalışıp kapatmam gerekiyordu. Aslında ben şu anki başarımı da buna bağlıyorum. Orada benim önümdeki sporcuları gördüğümde ben daha çok hırslandım. Benim motivasyonumu daha çok arttırdı ve açığı kapatmak için çok fazla çalıştım. E, şu anki aldığım başarılar gerçekten e, çok fazla çalışmanın emeği. Bu da jimnastiğe ilk başladığım zamanda o geç başlamanın aslında dezavantajını avantaja çevirmiş olmamdan kaynaklı. E, hiç düşünmedim e, daha erken başlasam mı diye. Bir yandan da birlikte antrenman yaptığın antrenman arkadaşların da çok kaliteli sporcular hı hı. ve siz Türk cimnastik tarihinde bir kırılma yarattınız. 2008'de Ümit Çamileoğlu'nun madalyasından sonra 2018'e kadar bir Cimnastik branşında bir başarı e, madalyamız yoktu Türkiye adına ve e, sonrasında 2018'de birlikte madalyalar gelmeye başlıyor. E, önce Mersin sonra Bazel şampiyonlukları. Hı hı. E, bir yandan da tabii e, insan şeyi merak ediyor. Siz de bu kadar çıtayı yükselttiniz artık madalyamız da geldi. E, nasıl bir gelecek hayali kuralım? Tüm aletleri e, sirkülese ettiğiniz bir hayal kurmak e, doğru mudur? E, Sözü sana bırakayım. Evet, 2008 yılında Ümüş olduğuyla geldi ilk büyük madalyamız Avrupa Şampiyonası'nda, Avrupa Üçüncülüğü. Yani bu gerçekten büyük bir örnekti bizim için. Biz, evet Avrupa Şampiyonası'nda madalya alabiliriz dedik. Oradan başladı bu serüven aslında. Ve daha sonrasında, 2000 2015'ten sonra gerçekten bu jenerasyon, İbrahim... Çolak gerçekten büyük yetenekli ve e, büyük başarılı bir sporcu dünya şampiyonumuz. E, Ahmet Önder ben e, bu jenerasyonla beraber gerçekten çok çok iyi noktaya geldi jimnastik. Çok çalıştık. En 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 önemlisi tabii ki çok çalışmak. E, daha sonra Avrupa şampiyonasında madalya geldi, dünya şampiyonasında madalya geldi. Şimdi Olimpiyat Oyunlarında geldi. Aslında şöyle düşünürsek daha nerede madalya gelebilir? Tüm büyük yarışmalarda cimnastik olarak madalyayı kazandık. Bu artık bizim cimnastik ülkesine dönüşme basamağının ilk adımını attık diyebilirim. Tabii ki cimnastik ülkesine dönüşebilmek sadece başarılarla olmuyor. Bu daha çok kültürü aşılamak, daha çok yaymak aslında cimnastiği. Bu anlamda da çok iyi şu anda tesislerimiz ve cimnastiği yayma anlamında da çalışmalar var. Ve Bizim hedefimiz aslında şu anda tüm madalyaları aldık ama takım olarak da olimpiyatlara gitmek. Takım olarak olimpiyatlara gitmeyi çok istiyoruz. E, Tokyo e, olimpiyatlarında 4 kişiydik biz, takımda 4 kişi aslında ama biz 4 kişi bireysel olarak e, kota aldık. Yani takım olarak gitmeyen fakat 4 kişi olan dünyadaki tek ülkeydik. Yani bu büyük başarı cimnastik için ve bundan sonra da e, geleceğe aydınlık işte yeni nesillere, altımızda yetişen genç sporculara bu rol model olabilme, örnek olabilme anlamında e, çok çok büyük adımlar attık. Daha güzel başarılar gelecek inşallah. E, geri gelmişken de Ayşe Begüm Onbaşı'nın da e, başarısının altını çizelim, e, evet. hatırlatalım istiyorum. E, Keza ritmik, cimnastik e, hmm. takımımızda. E, benim şimdi merak ettiğim bir diğer kısım da senin kendi adına tescilli e, hareketin var. Hareketlerin var, hmm. paralel var ve e, atlama masasına e, evet. özgü. Tabi e, literatür, literatüre de geçti. E, merak ediyoruz bir sporcu e, nasıl keşfedebilir e, ya da nasıl keşfediyor, nasıl bir keşif süreci var bu e, hareketleri hmm. söz sana bırakayım. Şimdi bizim cimnastikte yaptığımız her hareketin bir ismi var. Ee, hiç yapılmayan bir hareketi yaptığımızda bunu FIG'ye sunuyoruz ve bu hareketi e, dünya literatürüne sokmak için başvuru yapıyoruz. Ee, eğer başvurumuz kabul olursa bu hareket kendi ismimizi taşıyor ve dünya cimnastik literatürüne geçiyor. Benim de o anlamda iki tane hareketim var şu an. Biri 2008 yılında paralel aletinde, biri 2013 yılında atlama masasında. E, bu bir buluş, bir keşif gibi bir şey aslında, hiç olmayan bir şeyi çıkartıp kendi isminizi dünya yani sonsuza kadar e, bir ömür boyu orada e, saklamak bu e, çok önemli bir şey ve madalya almanın dışında çok büyük bir gurur. E, bir yandan da spor kariyerin devam ederken bir akademi kurdun gelecek nesiller için. E, bu Hı -hı. süreçten de biraz bizlere bahsetmeni rica edeceğim. Evet e, ben. Tabii başarılar alıyorum, madalya kazanıyorum. Ee, ama bunun dışında aslında çok da büyük bir sorumluluğum var. Ee, sadece madalya almak değil, bunu sürdürülebilir hale getirmek lazım. Çünkü o zaman başarılı e, oldum diyebilirim. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim, ben e, beni izleyen bir çocuğun jimnastiğe başlaması, işte bu madalyanın dışında beni daha da çok mutlu eder. O zaman başarmış sayarım kendimi. Bu anlamda çalışmalarım e, 2018 yılında bir akademi kurdum İzmir'de kolektif akademi. E, Coşkun Boncuk'la beraber eski milli sporcu oda ve e, orada hem rol model olarak hem de e, spor ahlakını özellikle spor disiplinini ve spor kültürünü en önemlisi aşılamak istiyorum. Sadece jimnastik değil e, sporu hayatlarının bir parçası haline getirmelerini istiyorum. Hedeflerimden biri bu. E, ben e, sporcu geldiğinde akademiye zaten bunları söylüyorum. Sen çok iyi bir sporcu, çok iyi bir cimnastikçi olabilirsin. Ama en önemlisi velilere de buradan e, söylüyorum. Sporu e, hayatının bir parçası haline getirmen gerekiyor. Ve bu spor kültürü, ahlakı ve disiplinini aşılayıp spor dışında, saha dışında da seni e, geliştirebilecek bir şeyler olmalı. O yüzden jimnastiğin önemi burada çok çok büyük. E, merak ettiğim bir diğer e, şey de e, akademiyle ilgili. Senin akademideki rolün e, küçük e, Ferhat Arıcan e, rol modeliyle e, bir Ferhat Arıcan e, olmak isteyen e, genç e, kardeşlerinle e, nasıl zaman geçiriyorsun? Onlarla olan eğitimin e, nasıl gidiyor ya da öyle bir eğitim Hı -hı. E, yapıyor musun? diye Hı -hı. merak ediyoruz. Bir yandan da haliyle şimdi bu madalyadan sonra bir nesil cimnastiğe yönelecek evet. haliyle bütün gözler Hı -hı. cimnastik branşına da çevrildi olimpiyatlardan sonra haliyle ailelere de tavsiyem vardır diye Hı -hı. düşünüyorum. Şöyle düşünün. 4-5 yaşında bir çocuksunuz ve havaalanına gidiyorsunuz ve olimpiyat madalyalı bir sporcuyu karşılıyorsunuz. O sporcu sizin hocanız ve e, sizin akademinizde ya bu gerçekten müthiş çok yani e, örne, örnek olabilme anlamında hem benim için çok gurur verici hem de e, gelecek nesiller için de e, önünü açan bir olay oldu bu çok önemli benim için akademide tabii ki e, eğitimlere şu e, antrenmanlar ve yarışma tempomdan dolayı çok fazla giremiyorum orada daha çok işte bu rol model ee, ve e, bir sporcunun evet ben de başarabilirim e, işte Ferhat abi Ferhat hocam başardı ben de başarabilirim e, algısını yaratabilmek için şu anlık oradaki görevim devam ediyor ve e, tabii ki içerideki bütün çalışmalar, bütün programlar takip ediliyor. Hem benim hem dediğim gibi Coşkun Boncuk tarafından. O programlar dahilinde hem spor okulları hem de yarışmacı gruplarımızda çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi olimpiyattan sonra daha da işin içine gireceğim. Ve daha da özellikle İzmir'de daha da büyük e, akademimi daha da büyütmek istiyorum. E, ve cimnastiği Türkiye'ye daha çok geliştirip yaymak istiyorum. Ferhat çok teşekkür ediyoruz. Stüdyomuza geldin, ricamızı kırmadın. E, bize bu gururu yaşattın. E, hem teşekkür edelim hem tekrar tekrar tebrik edelim. E, 2024'te de başarılarının devamını dileyelim. E, seni söylemek beklemek istediğim bir şey varsa sözü de sana bırakayım. Çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten e, çok mutluyum bu başarıyı aldığım için. E, ve e, bu olimpiyat madalyası... Ee, dediğim gibi tüm Türkiye'nin madalyası ve e, bundan sonraki geleceğin aydınlık nesillerine bu başarıyı aktarabilmek, sürdürülebilmek anlamında çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen herkese, dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Ve e, yani bunu da atlamak istemiyorum. Kulübüm Göztepe'ye çok teşekkür ediyorum. E, onlar gerçekten... Harika bir karşılama yaptı bana. Ee, buradan başkanımız Mehmet Sepil'den en büyük destekçim. Kulübüm Göztepe taraftarlarına ee, çok çok teşekkür ediyorum. Ee, çok sağ olun.